Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kapıları açan abdesttir. Cennetin anahtarıdır abdest. Yani abdest alanlar hakikaten yumuşak huylu olur, ahlaklı olur, güzel olur. Bu nedenle biz de abdest konusunu bitiremiyoruz. Abdestin farzları diyoruz, sünnetleri diyoruz, sonra mekruhları var, abdesti bozan şeyler var. Yani gidecek. Abdestin sünnetlerinden parmakları hilallemek, o maddeyi anlatmıştık. Zaten bu maddeyi de sen sormuş muydun? Ayak parmakları falan hilallemek. Abdeste ellerin parmakları birbirine sokularak, ayak parmakları ise el parmaklarından birisi aralarından gezdirilerek, aralarda kuru yerin kalmaması sağlanır. Yani buna biz hilallemek diyoruz. El ve ayak parmaklarının arasına suyun gitmesini sağlamak için parmaklarımızla ayak parmaklarımızı el parmaklarımızla elleri birbiriyle parmakları birbirine sokarak ilerliyoruz. Bu şekli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz parmaklarınızın arasını hilalleyiniz ki onların arasına cehennem ateşi girmesin ve onları ateş hilallemesin. Abdest suyun değdiği yeri demek ki ateş hilallemez, ateş yakmaz. Ya geliyorum şimdi, kocaman kocaman adamlar yolda görüyorum, hep gördüğümüz insanlar, acıyorum. 60'a girmiş, 70'e girmiş, bir abdest alamıyor ya. Yani bilmiyorum ki nasıl oluyor. Böyle %99'u Müslüman, İslam kelimesi duyuluyor, ezanlar duyuluyor, camiler var. İnsanlar niye, nasıl oluyor da? Yani abdest almadan bu dünyadan Müslümanım deyip göçüp gidiyor. Allah ıslah eylesin, hidayet versin. Üzülüyorsun yani. Evet, parmakları hilallemek olduğu gibi sakalı da hilallemek var. Sakalı hilallemek. Abdest alırken sık sakalı bulunanların sakallarını parmaklarının sakalın içine sokarak alt taraftan üst tarafa doğru hareket ettirmesine hilalleme denir. Yani abdest suyunun uzun ve sık sakalları olanların abdest suyunun sakallarının altına girmesi için hilallemesi, ellerimizle, el parmaklarımızla aşağıdan yukarı parmakları sakalların altına daldırarak şöyle yıkanması, ıslanması. Kısa ve seyrek sakalın altına su kolay gireceği için yıkama yeterli olur. Hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sakalla ilgili müşriklere muhalefet edin diyor. Müşriklere muhalefet edin. Nasıl muhalefet edeceğiz? Onlara benzemeyeceğiz. Nasıl benzemeyeceğiz? Bıyıkları kısaltın, sakalı uzaltın. Ya Resulallah, günümüzde hepsi karıştı birbirine. Yani İnsana, Müslümana uygun sakal mı, İslami sakal mı, yoksa müşrik sakalı mı, kafir sakalı mı, belli değil. Demek ki müşriklere muhalefet edin derken müşriklerin dedim yani o günkü puta tapanlar, Ebu Cehiller, Ebu Leheb, onlarda sakal var.
Bunlarız. Yani erkek adamda sakal olur zaten. Yani dünyada hep tüm erkeklerde sakal vardır. Ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara benzememek için, demek ki müşriklerin, gayrimüslimlerin sakalları o çağda, o zamanda kısa. Bıyıklar da ise ağza gidercesine büyük, uzun. Ağzına girercesine. Uzun. Pala bıyık diyoruz ya biz. Öyle yani. İşte o dönemde bıyıkların uzun olması, sakalın kısa olması onlara benzeme, müşriklere benzeme olmasından dolayı ayırt edilmesi için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bıyıkları kısaltınız. Sakalı uzaltınız. Benim sakal kısa. Şöyle tuttuğum zaman avucuna gelmesi lazım. Efendimizin dediği gibi. Mini sen yapıyordun bazen değil mi? Burada var mı? Yok. Ama işte buradaki illet nedir? Gayrimüslimlere benzemektir. Müslüman olmayanlara benzememektir. Amaç budur. Allah'ım her halimizde takkemiz, şapkamız, ceketimiz, pantolonumuz, kültürümüz de değişti abi. Korkuyorum Allah'ım. Onlara ayırt edemiyoruz. Yani Müslümanların mezarlıklarında dahi girdiğiniz zaman alim, ulema, o başı Osmanlı'da öyle bir kültür var ki mezarlığa girdiğinde kimin ne olduğunu anlarsınız mezar taşlarında. Osmanlı'nın sarığı, evet burada abdesti anlatırken, demek ki sakalı hilallenmesini anlatırken neyi de anlattık? Gayrimüslimlere benzememe durumunu da anlattık. Gayrimüslimlere benzemekten sakınacak Müslüman. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sakalı uzatın, bıyığı kısaltın hadis-i şerifinde bize bildiriyor. Bu bir yani sembol şeklinde misaldir. Bugünün şartlarında müşrikler de, kafirler de, gayrimüslimler de, Hristiyanlar da, Yahudiler de sakalını uzatıyorlar yani. Öyleyse başka şeylere bakacağız. Onlardan kendimizi ayırt edebilmek için, onlara benzememek için onlara muhalefet edeceğiz. Onlar gibi olmayacağız. Yalnız bıyıkların kısaltılması yani insan fıtratına uygun olarak temizlik ve adab bakımından daha uygun. Yani uzun bıyık ağza kaçar. Yemek yerken temizliği hakikaten uygun değil yani. Efendimiz bir anlamıyla, bir yönüyle de buna dikkat çekiyor aslında. Bıyıklarınızı uzatmayın demesinin sebebi bu olsa gerek. Ne derse örneğimiz, önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz güzeldir. Bize faydası vardır. Hikmeti vardır. Onun için bıyığı kısaltın diyorsa kısaltacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine abdeste bir avuç suyla sakalını hilallediği
ve Rabbim bana bu şekilde emret dediği nakledilir. Yani sakalların altına suyun geçmesi için sakallarımızı elimizle hilalliyoruz suyu alarak. Yukarıdan aşağıya doğru bastırarak sakalların altına ellerimizin girerek ıslanmasını sağlıyoruz. Anlaşıldı mı? Ya bizde sakal yok ki zaten. Çoğumuzda yok. Yok, çoğumuzda yok. Bizde de var. Hani biz sakalı uzatın derken sakal zaten yani tamamen yok etmek sakalı doğru değil yani. İnsan fıtratı, erkeğin fıtratına uygun değil. Yani uzun olması, kısa olması bu sünnettendir de ama tamamen kesilmesi bu doğru değil. Onun için sakalınız olsun. Ya neden olsun? Bunun illeti ne? Bunun sebebi ne? Zaten amacım benim bu ibadette ilmihal anlatırken güncel konulara da değinmek lazım. Orta Doğu toplumuna gittiğiniz zaman, sıcak iklimlere gittiğiniz zaman, sıcak iklimlere diyorum, ekvatora doğru. Sıcaktan korunmak için hem erkekte hem kadında örtü vardır. Var mı öyle değil mi? Mekke'ye, Medine'ye gitmişsiniz de hepsinde sıcaktan korunmak için erkeğin de örtüsü var, kadının da örtüsü var. Karşıdan gelen bir erkek ve kadın ayırt edebilmek için eğer bıyığı sakalı yoksa bıyığı sakalı yoksa, bıyık ve sakalı yoksa, yani yeni gelenler anlamadım. Yani hoca ne de bizlikler, yanlış yana çekecekler. Orta Doğu toplumlarında yani ekvatora gittiğinizde sıcak iklimlerde kadında da örtü vardır, erkekte de örtü vardır. Yani sakalın sebebini anlatmaktadır. Dolayısıyla kadın da örter sıcaktan korunmak için, erkek de örter başını. Bu böyle. Ama ve lakin insanlara baktığın zaman kadını erkekten ayırt eden sakalı ve bıyığıdır. Çünkü erkekte sakal vardır, bıyık vardır. E bunu da keserse o zaman kadınla erkeği ayırt edemezsiniz. Erkek kadına benzemiş olur, kadın erkeğe benzemiş olur. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de buyuruyor ki lanet olsun erkeğin kadına benzeyenlerine ve kadının da erkeğe benzeyenlerine, benzemek için tavır alanlara lanet olsun. İşte buradan sebeple sakal gerekiyor. Ama günümüzde sakalı olmasa da adamın, şu andaki bizim kuzey iklimde giyilen, sakalı olmasa da erkek olduğunu anlıyorsun. Ama ne zaman anlayamazsınız? Erkeğin bu sefer saçı uzunsa, normal bizim toplumumuzda, dışarıda dolaşırken bıyığı sakalı da yoksa o zaman haram olur işte. Çünkü kadına benzedi. Bıyığı sakalı yok. Ama sakalı bıyığı olsa, saçı da uzun olsa o zaman bu erkek adam dersin. Tanırsın değil mi? O zaman kadına benzemez. O zaman günah haramdan kurtulur yani. Neyse bu meseleler biraz derin meseleler. Yeni gelenler yanlış anlayabilir. Rabbim yolundan ayırmasın. Sünnetten uzaklaştırmasın bizi. El-Fatiha.